Bugün çok kolay bir maç kazandığımızı söyleyemeyeceğim. Gerçekten karşımızda bugün çok dirençli, nasıl oynaması gerekiyorsa o şekilde oynayan bir Mersin İdman Yurdu vardı. Tabii bizde de 4 haftadan sonra, yani 4 maçtan sonra biraz düşüş bekliyorduk. Bunu da maçın başında gördük. Yani oynamak istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık maçın başında. Yaptığımız bireysel hatalarla da yenik duruma düştük ama ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Kesinlikle maç sonuna kadar mücadeleyi bırakmadılar. Kazanma azminden asla vazgeçmediler. Ve bunu da başardılar. Ben hepsini tebrik ediyorum. Mersin İdman Yurdu'nu da tebrik ediyorum oyunundan dolayı ve bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Bundan önceki idmanlarımızı seyretmiş olsaydınız aslında ben bu yorgunluğun olabileceğini tahmin ediyordum. Antrenmanlarda inanılmaz istekliydiler oyuncularım. Çok keyif aldılar, çok iyi çalıştılar. Tabii bunu yani dünkü idmanda da görünce bugün maça biraz yansıyacağını tahmin ettik. Ama çok önemli değil. Yani bizim dışarıda da zaten oyuncularımız hazır bir şekilde bekliyorlar, kenardaki arkadaşlarımız. Yani bunları biz telafi edebiliriz diye düşünüyorduk. Emre'nin de ilk yarıdaki yorgunluğu çok doğal. Çünkü Emre uzun bir süre maç temposundan uzak kaldı ve arka arkaya 4 tane maç çok yüksek tempoda oynadı. Onun da bir maçta düşüş yaşayacağını zaten öngörüyorduk biz. Bu maça denk geldi. Ama ben Emre'yi de tebrik ediyorum. Çünkü sahada yine gücü olduğunca mücadelesini ortaya koydu. İkinci yarıda da değişiklikleri yaptık. Devre arasında arkadaşlarımıza yapmamız gereken şeyleri biraz daha dikkatli bir şekilde uygulamamız gerektiğini söyledik. Hakemle, rakiple kesinlikle oynamamamız gerektiğini. Çünkü bu bizim konsantrasyonumuzu oyundan kopardığını konuştuk. İkinci yarıda sadece kazanmaya ve maçı çevirmek için mücadele etmeye ve oyun oynamaya odaklandık. Bununla da başarılı olduk. Yani şunu söylemek istiyorum. Ben hakemlerimizin kesinlikle yani kasıtlı olacağını zaten düşünmüyorum. Mutlaka zaman zaman bizim lehimize ya da aleyhimize kararlar veriliyor. Biz de sahada bazen bazı pozisyonlarda isyan ediyoruz. Ama bu o pozisyon için sadece anlık bir tepki. Çünkü kazanmayı arzulayan bir şeyimiz var kenarda. Dolayısıyla belki haksız yere de bağırıp çağırdığımız oluyor hakemlerimize. Ama onlar da insanlar. Yani bizler nasıl hata yapıyorsak, sahada oyuncularımız nasıl hata yapıyorsa onların da mutlaka hataları olacaktır. Kolay değil. Pozisyonları süzmek, anında karar vermek. Ama bu yani sadece büyük takımlar kullanıyor diye düşünmüyorum. Mutlaka belki taraftar, atmosfer, yani insanlar yani belki bazı pozisyonlarda etki altında kalmış olabilirler ama ben sadece bu maçın söylemiyorum bunu. Yani genel anlamda söylüyorum. Onlar da hata yapacaklardı. Yani bu bizim lehimize de aleyhimize de olacağı zamanlar olacak. Onları bence çok fazla eleştirmeden işlerini doğru yapmalarını yani müsaade etmek lazım. Takımla ilgili hiç konuşmadık Fatih Hocam'la ama eğer bir şey paylaşmam gerekirse zaten seve seve paylaşırım. Yani kendisi de bana yardımcı olur. Ama şu ana kadar çok yoğun bir tempoya girdiğimiz için kendisiyle oturup da çok fazla konuşma fırsatı bulamadık. Sadece buraya ilk geldiğim zamanlar ziyaretine gittiğimde biraz konuştuk onunla ama çok fazla takımla ilgili de konuşmadık diyebilirim. Semih çok geçmiş olsun diyorum maçta. Şimdi konuştum gelmeden önce. Tomografisi çekilmiş. Ciddi bir sıkıntı görünmüyor. Şükürler olsun. Küçük bir şuur kaybı oldu sahada o kadar. Evet. İnşallah o da en kısa zamanda aramıza dönecek yani.